Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Okuyacağımız yer Mesnevi Nuriye'nin başı. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi Mesnevi Şerifi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır. Birinci nokta. 40-50 sene evvel eski Said ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatul hakaika karşı ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat gibi bir meslek aradı. 40-50 sene dediği Bediüzzaman 1950'lerden sonra Mesnevi-i Nuriye ile alakalı bazı çalışmaları oluyor. Talebeleriyle falan beraberce mütalaa ediyorlar. Onu, yani şu anda okuduğumuz kısmı o zaman yazmış. 40-50 sene evvel eski Said ziyade akli ve felsefi ilimlerde hareket ettiği için hakikatul hakaika karşı, hakikatlerin hakikati nedir buna karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Eski Said tabir etmiş olduğu, yani kötü bir Said değil. Ancak yani dönem itibariyle bir farklılık var. Yeni Said tabir etmiş olduğu Cumhuriyet döneminin Said'i. Eski Said tabir ettiği de Osmanlı döneminin Said'i. Her iki dönemin kendine göre şartları var. Ona göre de kendisinin hizmetleri var. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Demek ki tarikatta genelde kalp daha ön planda. Kalp ayağıyla hareket etmek var. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı ve fikri hikmeti felsefiye ile bir derece yaralı idi. Tedavi lazımdı. Yani felsefi ilimler İslam dünyasında da bayağı revaçta olmuş. Bediüzzaman da kendisi felsefe ilimleriyle de meşgul olmuş. Felsefede epey böyle sorular da var. Bunların bir kısmı henüz cevabı tam verilememiş sorular. Felsefeyle meşgul olan birisi ister istemez bazı yaralar alabiliyor. Çünkü aklı ve fikri hikmeti felsefiye ile bir derece yaralı idi, tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehl-i hakikatın arkasında gitmek istedi. Yani bazı ehl-i hakikat akıl-kalp ittifakıyla gitmişler. Kalp yola çıkıyor, akıl da ona refakat ediyor. Beraberce gidiyorlar. İşte İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatlar öyle gitmişler. Onların arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Her birinin kendine göre cazip bir özelliği var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. Bediüzzaman tefeül etmiş İmam-ı Rabbani'nin Mektubat isimli eseriyle. Şöyle tefeül edip açtığında vahhidil kıble, tevhid-i kıble et. Yani yalnız bir üstadın arkasından git diye Mirza Bediüzzaman'a mektup adıyla mektuplarından birisinde böyle bahsediyor. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'an'dır. Hakiki üstad Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsinin irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Üstad-ı hakiki Kur'an, İslamiyet Kur'an'a dayanıyor. Peygamberimizin hadisleri Kur'an'ın açıklamasıdır. Diğer İslami eserler, onlar da yine Kur'an-ı Kerim'deki manaları anlatıyor. Şu anda okuduğumuz eserde bir Kur'an tefsiri. Kur'an'ın şuhudi bir tefsiri. Böyle olunca hakiki üstad Kur'an-ı Kerim. Sünuhat'ta Bediüzzaman şuna da dikkat çekiyor. Mesela diyor, müçtehitlerin kitapları Kur'an-ı Kerim'e vesile olmalı, aynı olmalı, gölge vekil olmamalı, onun yerine geçmemeli.
Bir kimse İbn Hacer'i okurken İbn Hacer ne demiş ona bakmak için değil de Kur'an ne demiş onu anlamak için okumalı. Bu çok önemli bir nokta. Okuduğumuz eserler Kur'an'ı anlamaya bir vesile olacak şekilde öyle tanzim edilmeli ve istifade edilmeli. Risale-i Nur'a bakış da aynı şekilde. Yani risaleleri niye okuyoruz? Kur'an'ı daha iyi anlamak için. Üstad hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsinin irşadıyla, o kutsi üstadın irşadıyla hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Mesela aklın yol alması vardır. Akıl hakikate doğru epey yol alır. İlkokula yeni başlayan çocuğumuz A, B daha bilmiyordur. İşte rakamları bilmiyordur. Ama 8 yıl bir eğitimden sonra okumayı da öğrenmiştir. Rakamları öğrenmiştir. 4 işlemi öğrenmiştir. Epey bir şeyler öğrenmiştir. 8 yılda ilim noktasında bir miktar ileriye gitmiştir. Aklın bu şekilde bir seyri sülükü olduğu gibi kalbin de seyri sülükü var. Kalp de epey yol alır. Kalbin çok böyle cihazatı var. Bunların her biri geliştirilebilecek özelliktedir. Yıllar evvelinde abilerimizden birisi şöyle bir hatırlatma yapmıştı bana. Bir ilçeye gitmiştim. Sabah erken oradan otobüse binmem gerekiyor. Ama dershanede çalar saat yok. O zamanlar cep telefonları falan da yoktu. Bana dedi ki kalp saatini kur, istediğin zaman kalkarsın. Gece 3 gibi 4 gibi falan kalkmam gerekiyor. Onun dediği tarzda kurmaya çalıştım. Bu bir deneme gibiydi benim için. Ve işte diyelim 4'te kalkmam gerekiyorsa o vakitte fırlayıp kalktığımı hatırlıyorum. Yani demek ki yani insanda bu yönde kabiliyetler var. Bunların da geliştirilmesi lazım. Daha belki nice nice şeyler var. Bunların her birisi belli bir seyri sülükle harekete geçer ve fonksiyonlarını icra eder bir hale gelir. İşte büyük zatlar, kamil zatlar kalplerinde bulunan kabiliyetleri harekete geçirmişler. Kalben, kalp ayağıyla da epey yol almışlar ve böylece diğer insanların çok çok önüne geçmişler. Hayat adeta bir maraton gibi. Yani maratona girenler evvelinde epey bir hazırlanıyorlar, ardından da devamlı bir koşu oluyor. İnsan da hayatı boyunca hem aklen yol alacak hem de ruhen ve kalben. İmam Gazali'nin Acayibül Kalp diye İhya'da yazmış olduğu bir bölüm var. 40-50 sayfalık bir bölüm. Kalbin hayret verici halleri. Yani kalp bir et parçası değil. Risalelerde de İşaratül İcaz'da anlatılıyor. Ve kalpten murat diyor. Hatemallahu ala gulubihim o ayet açıklarken sanavberi, çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. İşte hem hislerin merkezi hem de işte düşüncenin, fikrin merkezi şeklinde orada bir açıklama yapılıyor. Demek ki kalp tekamül etmeye, maneviyatta yol almaya müstait, ona göre yaratılmış, onu harekete geçirmek lazım. Bir de ruh, onun kendine göre daha demek farklı bir seyri sülüku var. Hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Yol almaya başladılar. Nefsi emmaresi de şükük ve şübehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Nefsi emmare hepimizdeki nefsin normal hali. Terbiye edilmemiş nefis nefsi emmaredir. Büyük zatlar nefislerini daima emmare olarak görmüşler. Öyle ki Yusuf Aleyhisselam وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّنْ نَفْسَلَ اَمَّارَةٌ بِسُّٰئِ diyor. Ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefis her türlü kötülüğü ister. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ancak Rabbimin rahmetine mazhar kıldığı müstesna. İşte normal şartlar altında insandaki nefis, nefsi emmare. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile Firavun'un mücadelesi anlatılıyor ya. Firavun bir türlü kabul etmiyor. O kadar mucizeleri gördüğü halde yine de kabul etmiyor. İnsanın nefsi Firavun gibi. İnsanın nefsinde firavunluk var. Bundan dolayı nefisten kalp ve ruha yönelik daima itirazlar geliyor. Daima bir takım sorular geliyor. Burada bunun müsbet cihetine dikkat çekilmiş. Nefsi emmaresi de şükük ve şübehatıyla
onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Günlük hayattan şöyle örnek verebilirim. Zaman zaman bazı sorular size de bize de soruluyor. İcabını da bilmiyoruz, sorunun cevabını bilmiyoruz. Belki bizim de zihnimize o soru geliyor. Acaba bundan murat nedir? Araştırıyoruz. O araştırmak bizi daha ileriye götürüyor. Ama zihnimizde hiç soru olmasa o zaman araştırma lüzumu hissetmeyiz. Bir kapasitemiz var. O kapasiteyle çok şey öğrenebiliriz. Ama içimizde herhangi bir soru falan olmadığında o yönde bir gayret, bir faaliyet olmaz. Bir miktar böyle insanın şek ve şüpheler içinde olması faydalıymış. İmam-ı Gazali böyle bir şek ve şüpheden istifade ettiğini söylüyor. Mesela diyor ki, ben şu anda şöyle şöyle inanıyorum. Acaba doğru mu inanıyorum yoksa yanlış mı inanıyorum? Acaba gerçek benim inandığımdan daha farklı olabilir mi? Ve kendi inandığı şeylere biraz bir tereddütle bakıyor. Acaba başka canipten baksak başka türlü olur mu? Bunların böyle değerlendirmesini yapıyor ve neticede hak ve hakikate ulaştığını, Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurla gerçekleri gördüğünü söylüyor. Descartes isimli bir filozof, o da aynı yolu takip etmiş. Muhtemelen İmam-ı Gazali'nin eserlerinden istifade etmiştir. Ve orada metodik şüphe adını öyle koyuyor. Metodik şüphe, yani böyle bir şüphenin ilmi gerçeklere ulaşmakta faydalı olduğunu o da ilmen ortaya koyuyor. Nefsi emmaresi de şükük ve şübehatıyla onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali, Mevlana Celaleddin ve İmam-ı Rabbani gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Burada nazara vermiş olduğu üç zat, bunlardan biri İmam-ı Gazali, en meşhur kitabı İhya-ül Umuddin. İşte çok uzun bir zamandan beri Gazali'nin işte hayatından bu zamana kadar diyelim 900 yıldır bir klasiktir. İslami eserler içinde bir klasik. Öte yandan Mevlana Celaleddin özellikle Mesnevisiyle meşhur. Şu anda da Doğu klasikleri olarak dünya çapında okunan bir eser. Diğer zat da İmam-ı Rabbani, Nakşibendi tarikatının kahramanlarından. Sadece kalp ayağıyla gitmemiş, aynı zamanda aklını da devreye sokmuş ve o yazdığı mektubatıyla, mektuplarıyla eskide de insanları irşat ettiği gibi günümüzde de irşat ediyor. İşte bu zatlar gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikata bir yol bulmuş, girmiş. Hatta ve fî külli şeyin lehu âye tedüllü alâ ennehu vâhid hakikatına mazhar olduğunu Yeni Said'in Risale-i Nuru'yla göstermiş. Her şeyde onun bir olduğuna delalet eden ayet vardır. Yani her şey Allah'a nazır bir pencere gibi. Nasıl ki biz şu anda şu kitaplara baktığımızda hangi yayının ne olduğu mühür olarak üzerinde var. Veya herhangi bir muamele baktığımızda kimin imalatı üzerinde mühür var. Her şeyde bu Allah yapısıdır. Başkasının olamaz. Allah'ın orada taklit kabul etmez bir mührü var. Risale-i Nur'da da bunu bize gösteriyor. Ve bu huzuri bir tevhid veriyor. Yani ben her şeyde işte Rabbimin ayetlerini görüyorum manasını insana kazandırıyor. Geçen Hazreti Ali'nin sözlerinden birini okumuştum. Yani onunla alakalı bir kitapta okurken birisi soruyor Hazreti Ali'ye. Hel ra'eyte rabbek diyor. Rabbini gördün mü? Hazreti Ali diyor ki görmediğim bir Rabbe ben ibadet etmem. Ardından da tabi bundan muradın ne olduğunu, yani Rabbinin ayetlerini nasıl görmüş o manada anlatıyor. İşte mesela biz bir sınıfa girsek öğretmen diyelim orada yok. Ama tahtada çok güzel yazılar var.
işlemler yapılmış. Elbette o yazıları görür görmez işte buradaki öğretmen bu işlemleri yapmış. Hemen intikal ederiz. Burada herhangi çok fazla bir akılda gerekmez. Görür görmez intikal ederiz. Her bir varlık bu manada bakıldığında Allah'ın varlığını gösteriyor ve bizi Allah'a ulaştırıyor. Risaleleri okuyan birisi bu noktada epey bir yol almış oluyor. Bu Kur'an'ı bir metottur. Yani benim branşım tefsir. Oradan hareketle de ifade edebilirim. Kur'an-ı Kerim'de ahkam ayetleri 600 kadar. Ama geriye 6000 ayet kalıyor. Bu 6000 ayet de genelde iman hakikatleri. Dolayısıyla iman hakikatleri çok sağlam bir temel meydana getiriyor. Üzerine de dinin muamelat kısmı, ibadet kısmı bunlar rahatlıkla konulabiliyor. Yoksa öyle bir temel olmadıktan sonra tek başına şunu şöyle yap, bunu böyle yap tarzındaki emirler pek de etkili olmayabiliyor. İkinci nokta, Mevlana Celaleddin ve İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Burada kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp eski Said yeni Said'e inkılap etmiş diyor. Demek kalp ve ruhun yaraları da var. Şimdi kalbin yaraları derken diyelim bir kalpte ehli imana karşı kin var, düşmanlık var. Bu bir hastalıktır. Yani bir Müslümanın kalbinde ehli imana karşı böyle bir hastalık olmaması gerekir. Veya diyelim insanları kıskanmak var. Kıskançlık bir mikrop gibidir, bir rahatsızlıktır. Bunun tedavisi gerekir. Veyahut kalpte şüpheler, tereddütler var. Normalde tereddütsüz iman etmesi gereken iman esaslarına o seviyede iman edememiş. Bu da yine kalpte bir rahatsızlık gibidir. Demek ki bunların tedavisi gerekiyor. Kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp. Yani nefis bir takım vehimlere aldanabilir. Ama hakikatlerle o derece iç içe olursak, devamlı iç içe olursak, nefsi emmare bile hakikatleri kabule mecbur kalır. Bununla alakalı belki şu olayı hatırlamamızda fayda olabilir. Allah-u Teala önce aklı yaratmış ve aklı nurdan yaratmış. Ve akla emretmiş şöyle yap, akıl yapmış, böyle yap, akıl yapmış. Allah-u Teala aklı methedip demiş ki, sormuş akla, ben kimim, sen nesin? Akıl, sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben de senin kulunum demiş, aciz kulunum. Allah-u Teala aklı methedip şöyle buyurmuş, ben senden daha aziz bir şey yaratmadım. Verdiğimi seninle veririm, aldığımı da seninle alırım. Ardından nefsi yaratmış, nefsi ateşten yaratmış. Ve ona bazı emirler vermiş ama nefis diklenmiş, kabullenmemiş böyle. Allah-u Teala sormuş, ben kimim, sen nesin? Nefis, ben benim, sen de sensin demiş küstah bir şekilde. Allah-u Teala değişik azaplar vermiş, yine sormuş, ben kimim, sen nesin? Nefis yine ben, sen de sen deme. Devam etmiş. Sonunda Allah-u Teala nefsi aç bırakmış. Nefis aç kalınca Allah-u Teala yine sormuş, ben kimim, sen nesin? Nefis o zaman demiş ki, sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben de senin aciz bir kulunum. Şimdi burada şöyle bir incelik var. İkisini beraber, akıl nefis beraber değerlendirdiğimizde, normal akla kalsa biz melek gibi oluruz. İnsanın mahiyetinde nefis olmasa hepimiz melek gibi oluruz. Ama nefis de var. Ve İmam Gazali'nin değerlendirmesiyle söyleyeyim. Vücut ülkesini, yani vücudu bir ülkeye benzetiyor. Ruh, vücut ülkesinin sultanı. Akıl, bir vezir. Nefis de bir vezir. Ama akıl daima iyi şeyleri tavsiye ediyor. Nefis de onun tam tersini tavsiye ediyor. Bunlar genelde birbirine mukabil. Ama biraz önceki rivayetten öyle anlaşılıyor ki, belli bir terbiyeden sonra nefis, aklın geldiği noktaya gelebilir. Akıl başta sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz kulunum demişti. Nefis başta hemen böyle demedi. Ama
Neticede o noktaya geldi. Açlıkla terbiye edildikten sonra sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz kulunum dedim. Bununla alakalı geçenlerde şöyle bir değerlendirme okumuştum. Bu benim açımdan yeni bir bilgi. Belki bazıları okumuş olabilirler evvelinde. Ateş ve nur, nar ve nur. Aslında bir yönüyle bu ikisi aynı yere çıkıyor. Yani nasıl ki şu ışık burayı aydınlatıyor. Burada bir ateş olsa o da aydınlatıyor. Siz onu bir koruma altına aldığınızda, zarar görmeyecek şekilde tedbirinizi aldığınızda bu aydınlattığı gibi ateş de aydınlatır. Esas olan orada onu yangına sebep yapmamak. Yoksa normalde ondan da istifade edilir. Nefis onun gibi. Nefis ateşten yaratıldı diye hadiste bu şekilde ifade ediliyor. Bunun işte dumanı vardır, o dumanından temizlemek. Zararlı gazları vardır, onlardan temizlemek. Bunu yaptıktan sonra o da adeta bir nur haline gelebilir. Buna nefsin teskiyesi deniyor. Nefsin arıtılması ve nefis arıtıldıktan sonra arıtılmış petrolün, ham petrolün işe yaraması gibi işe yarıyor. Petrol normal şartlarda siyah bir madde olarak, kokuşmuş bir madde olarak topraktan öyle çıkıyormuş veya denizden öyle çıkıyor. O haliyle kokusu pis ve istifade de edilmiyor. Ama rafine edildikten sonra epey şeyleri ayıklanıyor bunun. Ayıklananlar da ayrıca işe yarıyor. Ta asfalta varıncaya kadar oralardan elde ediyorlar. Onlar da bir şekilde işe yarıyor. İşte nefis böyle bir teskiye, temizlenme ameliyesinden geçirilirse aklın geldiği noktaya gelebilir ve o şekilde akla o da uyar. Akla tabi olacak bir duruma gelir. Basitinden bir misalle ben şöyle bunu ifade edebilirim. Diyelim bir çocuk, çocukta da nefis vardır. İlkokula giden bir çocuk. Diğer gün diyelim çok önemli bir imtihanı var. Hayati bir imtihan. Öte yandan bak dışarıya doğru bakıyor. Dışarıda arkadaşları bisiklete biniyorlar veya top oynuyorlar. Çocuk elbette dışarıda oynamak ister. Tabiatı buna müsaittir. Nefsi de bu noktada isteklidir. Ama biraz düşündüğünde ya yarın imtihanım var. Ben bugün iyi bir çalışayım. İmtihanı verdikten sonra o zaman top da oynarım, bisiklete de binerim der. Ve akıllıca hareket etmiş olur. İşte burada çocuğun nefsi bile aklına uyabiliyor. Daha büyük yaşta olanlar, hani mesela delikanlı, delikanlı biraz daha böyle his ve hevesle hareket eder, öfkeyle hareket eder. Öfkede akıl yoktur. Öfkeyle kalkan zararla oturur denilir. Ama aklı selimle düşünmüş olsa, normalde öfkelendiği yerlerde zarar edeceğini bilir ve aklını başına alır, taşkınlıklardan kurtulmuş olur. Veya diyelim gayrimeşru lezzetlere nefsinde kuvvetli bir meyil var. Bir takım şeylerle kendini terbiye edebilir. Mesela bazı kitaplarda şöyle geçiyor. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Bu cümleden hareketle isterse eline bir kibriti şöyle alır. Hani bir kibriti yaktıktan sonra avucunun altından şöyle bir dokunduruverir. Acaba dayanabiliyor muyum? Bir kibrit alevine bile bu insan dayanamıyor. Bu beden çok hassas, çok nazik. Bunu böyle gördükten sonra cehennemin alevlerine ben nasıl dayanayım ki der. Cehennemi netice verecek şeylerden bir ürküntü, bir tiksinti kendisine meydana gelir. Kendine bir çeki düzen verir. İşte bu nefsin arıtılması, nefsin akıllanması noktasında müracaat edilebilecek şeylerden birisi. Veya diyelim risalelerde geçen bir ibare. Gayrimeşru lezzetler, haram lezzetler zehirli bal hükmündedir diyor. Zehirli bal. Bu nefsi o kadar ikna edecek bir örnek ki zehirli bal önce tatlı gelir ama ardından kıvrandırır. İşte diyelim adam uyuşturucuya alışmış. Görünüşte onu kullanırken dünya toz pembe oluyor. Zevkten adam dört köşe oluyor. Ama çok kısa bir zamanda kıvranmaya başlıyor. Veya içki içerken kendine göre menhus, nefsani bir lezzet alıyordur. Ama ardından çok zavallı bir hale geliyor. Dünyada da perişan, ahirette de perişan olacak duruma geliyor. İşte bunları insan aklıyla muhakeme eder, kalbiyle değerlendirir. Evet bu böyledir, kalben kuvvetli bir şekilde tasdik eder. Bunun neticesinde ondaki o zulmani nefis
nurani bir hale gelebilir. Veya ateş gibi olan, alevli bir ateş gibi olan o nefis daha böyle kontrollü bir güç haline gelebilir. Yakmaz, yakmaz, aydınlatır. Öyle bir durumu elde etmek mümkündür. Lillahil hamd eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Şimdi bu eski Said yeni Said hepimizin hayatında görülebilecek bir merhaledir. Hayatımızda milat olabilecek bir takım kararlar vardır. O kararı alabilirsek, işte eski hayatımız şöyleydi, yeni hayatımız artık bu çizgide, böyle bir kararı alabiliriz. Diyelim evvelinde doğru düz kitap okumayan birisi. Peki kitap okuyan bir hale gelebilir mi? Gelebilir. Nice böyle tanıdıklarımız var. Yıllar evvelinde Kütahya Simav'da Ömer abi isminde biriyle tanıştık. Risaleleri 60 yaşında tanımış. 60 yaşında. Daha evvelki hayatı siyasette falan geçmiş. Ve biz tanıştığımızda 63 yaşındaydı. Dedi ki bu 3 yılda her yıl birer defa külliyatı bitirdim. Yani 60 yaşında. O dönemde yani bir yılda külliyatı bitirmek çok da kolay değildir. Ama aklı başına gelmiş artık. Yani siyasetin kurtarıcı olmadığını fark etmiş. Ahirete doğru gidiyoruz, hazırlık yapmak lazım. Bunu ciddi bir şekilde fark etmiş. Ve daha evvel oy toplamak için gitmiş olduğu köylere bu defa dini sohbetler için gidiyordu. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak için gidiyordu. Beraber de birkaç köye gitmiştik. Demek ki istenirse oluyor. Yani velev ileri yaşta da olsa oluyor. İnsan bu şekilde hayatına bir çeki düzen verir. Evet eskisi şöyleydi ama artık eskisi yok. Yeni bir dönem başlatıyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra çok daha iyi olacak diyebilir. Ve kararlılıkla bunu uygulayabilir. Aslı Farisi sonra Türkçe olan Mesnevi-i Şerif gibi, Mevlana'nın Mesnevisi gibi, o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşalar, lasiyemalar ve sair dersleri ve Türkçe'de o vakit nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış, fırsat buldukça da tab etmiş. Yani başkalarıyla paylaşma lüzumu hissediyor. Hatta bunu Mesnevi'de Arapçasında da ifade ediyor. Diyor ki, yani gönlümde bir böyle şey vardı diyor. Yani bir türlü teskin olmayan bir durum. Ne zaman bunu yazsam rahatlıyordum. Ve ardından da neşredildiğinde rahatlıyordum. Bu mealde ifade ediyor. Min şükrihe neşruhe. Yani bunları neşretmek bu nimetin şükründendir diye öyle ifade ediyor. Malum komşusu açken tok yatan hakiki mümin değil. Bir insan da böyle hakikatleri elde etmişse başkalarıyla paylaşması beklenir. Bediüzzaman da onu yapmış. Yoksa diyelim siz gayet zenginsiniz. Her gün evinizde kendinize ziyafet çekebilirsiniz. Ama bu büyüklük değildir. Onu başkalarıyla paylaşabiliyorsanız asıl büyüklük oradadır. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Bediüzzaman Mevlana'nın mesnevisiyle alakalı demiş ki, ben o zamanda olsaydım, Mevlana zamanında olsaydım öyle bir mesnevi yazardım. O da bu zamanda olsaydı böyle bir mesnevi yazardı. Demek ki aynı yolun yolcuları o günün şartlarına göre öyle bir mesnevi gerekiyordu. Bugünün şartlarına göre de böyle bir mesnevi. Üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi. Ha, demek böyle bir şey mümkün. Nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması. Yani nefis sesini keser mi? Keser. Şeytan sesini keser mi? Evet keser. Tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi. Yani şu anda hepimiz bir takım yaralarla yaralıyız. Manen yaralıyız. Söz gelimi dünyanın pek çok yerinde afetler oluyor.
depremler oluyor, tsunami gibi olaylar oluyor. İnsan tabii televizyonda bunları görünce adeta evin içine kadar giriyor o tsunami, o zelzele. Izdırap duymamak mümkün değil. Oradan yaralanıyoruz. Bu olayların hikmeti ne? İşte rahim olan, latif olan, kerim olan Allah-u Teala niye böyle şeylere müsaade ediyor, izin veriyor? Hatıra gelebiliyor. Risaleleri okuyoruz. Bunların hikmet ciheti, rahmet ciheti, inayet ciheti oralarda anlatılıyor. Yoksa yani sadece bir teslimiyetle ben bilmiyorum ama mutlaka hikmeti vardır. Bu da insanı kurtarabilir. Ama biraz daha derinlemesine acaba hikmetini, rahmet cihetini, ilmen bunlar üzerinde düşünebilmek bu da insanı rahatlatır ve nefis ve şeytanı da susturur. Risale-i Nur dahi yaralanmış talib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytani cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytani cinni ve insinin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. İleriki bir bölümde geliyor da, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Vallahu Ekber. İşte bu kelimeler etrafında diyor, 30 defa meydan muharebesi vukua geldi içimde. Ben düşündüm, acaba burada nasıl bir muharebe meydana gelir? Diyelim Allahu Ekber'le alakalı nasıl böyle bir meydan muharebesi olur? Bir ciheti şu olabilir hatırıma gelenlerden. Allah büyüktür, en büyüktür. Allahu Ekber bunu ifade ediyor. Diyelim ki bir insan amansız bir derde müptela oldu. Orada artık ben iyileşmem diye bir kanaata vardığında Allahu Ekber'in manasını tam anlamamış olur. Öldürmeyen Allah öldürmez. Ben bazen şunu örnek veriyorum. Derslerden birinde tanıştığımız bir zatla çay sohbeti esnasında konuşurken sordum. Amca dedim kaç yaşındasınız? 75 dedi. Maşallah dedim delikanlı gibisiniz. Gibisi fazla dedi. Yani tam bir delikanlı görüyor kendisini. Ardından da şunu anlattı. Dedi ki ben dedi çocukken 50'li yıllarda rahatsızlık geçirmiştim. Doktora götürdüler beni. İşte dedi doktor bana direkt bir şey demedi ama aileme demiş ki bir haftası ya var ya yok. Eve götürün de orada orada vefat etsin. Hastane köşelerinde vefat etmesin. Ve elhamdülillah 75 yaşındayım ve delikanlıyım diyor. Yani insan bunu bildiğinde Allahu Ekber'in manasının bir numunesini görmüş olur. Öldürmeyen Allah öldürmez. Veya diyelim birisi iflas etmiş olabilir. İflas etmek hayatın sonu değildir. Düşmez kalkmaz bir Allah. Allah büyüktür dediğinde, buna tam inandığında düştüğü yerden kalkar. Nice böyle tanıdıklarımız var. Tanıdıklarımızdan birisi 400 bin lira civarında böyle borçlanmış. Ve karşılığı da yok. İşte evi vardı, 180 bine evini satmış. Geri kalan epey bir açık var. Bu durumda bazı insanlar müthiş bir bunalıma girebiliyor. O tevekkeline alallah dedi. Bir iki yıl içinde borcunu bitirdi. Şu anda da yeni evinde zannediyorum. Kendi evine de herhalde geçti. Yani bir iki yılda böyle ayağa kalkanlar var. Bu gibi numuneleri gördükten sonra insan artık ben iflah olmam, artık ben bittim diyecek olursa Allahu Ekber'in manasını anlamamış olur. %100 ölüm gibi durumlarda Allah kurtarır mı? Kurtarır. Mesela Halid bin Velid vefatına yakın böyle etrafında dostları da var. Onlara şöyle göğsünü açıyor. Dostlarım diyor, benim vücudumda 80 küsur ok, kılıç, mızrak yarası var diyor. Ben diyor hem İslam öncesi hem İslam sonrası pek çok savaşlara girdim. İslam'a girdikten sonra girdiğim her savaşta acaba şehit olur muyum? Böyle bir paye
bana nasip olur mu? Öyle bir beklentim de oldu. Ama görüyorsunuz yatağımda ölmek üzereyim diyor. Ardından da diyor ki korkakların kulakları çınlasın. Yani savaşa girersem ölürüm diyenlerin, bu şekilde korkanların kulakları çınlasın. İşte insan bunları böyle gördüğünde, bildiğinde Allahu Ekber'in olaylar üzerindeki bir değerlendirmesini, içtimai olaylardaki bir değerlendirmesini yapmış olur ve Allah büyüktür. Allah her şeye kadirdir. Allah için zor diye bir şey yoktur. Dolayısıyla meşa Allahu ken ve melem yeşe lem yekun. Yani onun dilediği olur, dilemediği olmaz, meydana gelmez. Böylece tam bir teslimiyetle gerçekten o sıkıntılı durumlardan da Allah'ın izniyle kurtulur ve selametle yoluna devam edebilir. Veya elhamdülillah'ı düşündüm. Elhamdülillah dediğimizde acaba nefis ve şeytanla nasıl bir muharebe meydana geliyor? Mesela insanın nefsi kendini beğenir. Ben yaptım, ben ettim. Gururlanmayı ister. Ama elhamdülillah medih ve muhabbet, her türlü övgü Allah'a mahsustur. Bunu ifade ediyor. Bu durumda bir insan güzel bir şeyi yapmaya muvaffak olduğunda gururlanmayacak. Elhamdülillah diyecek. Bu nimeti Allah'tan bilecek. Ama mesela Karun çok zengin olmuş. Ben kendi ilmimle bunları kazandım diyor. Bendeki marifetten dolayı bunlar benim oldu. Allah'a vermiyor, kendi nefsine nispet ediyor. Veya Firavun, o da kendini Rab görecek kadar ileri gidiyor. Yani ben, hep ene bunu kullanan bir kimse. Bunun neticesinde firavunlaşıyor. Demek ki ortada bir başarı olduğunda nefis sahip çıkmak ister. Şeytan sen yaptığın gibi onu gurura sevk etmek ister. Ama bir kimse elhamdülillah diyebilirse bu nimeti Allah'tan bilir. Ve alemde meydana gelen her şey işte Allah'tandır. Onun izni dışında bir yaprak bile yere düşmez. Daha böyle la ilahe illallah mesela. La ilahe illallah. Orada da pek çok meydan muharebeleri meydana geliyor. Bakıyorsunuz bazıları yani cüz'i olaylara Allah'ın ilmi muttali değildir demişler. Yani cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmez. Felsefecilerden bir kısmı böyle demişler. Allah külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez gibi bir dalalet içine düşmüşler. Halbuki bunlar Kur'an'ı okusalar şunu görecekler. Bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Yani yere düşen o yaprak görünüşte tesadüfen düşüyor gibi. Rüzgar esiyor ve işte yaprak yere düşüyor. Görünüşte bu tesadüfen olan bir olay gibi. Ama la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka mutasarrıf da yok. Onun yere düşmesi Allah'ın ilmi dahilinde ve Allah'ın izniyledir. İşte bu da la ilahe illallah da bir mertebe. Nefis bu mertebeyi kabullenmekte belki zorlanıyor. Hatta belki kendisinde mevhum bir rububiyet görmek istiyor. Buna mukabil iç dünyada epey mücadeleler oluyor. Eğer bizde böyle mücadeleler hiç yoksa bu fikri hareketsizliğin bir neticesidir. Hani daha böyle avami bir hayat olur o zaman. Belki insan yine hani imanıyla kurtulur, o ayrı mesele de, ama derinlemesine gidememiş olur. Normalde fikrin, zikrin, kalbin bu gibi şeylerle meşgul olması ve harekete geçmesi gerekir. Ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Malumatın meşhudat hükmünde olması, yani bir şeyi ilmen bilmek ayrı, doğrudan müşahede etmek ayrı. Evet bu böyledir tarzında onu müşahede etmek ayrı. Mesela ölüm haktır. Hepimiz bunu ilmen biliyoruz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Ama müşahede bizzatihi ölümü tatmadık. Bir defa tadacağız. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hakikatleri insan ilmen bilebilir. Ama bir de bunu bilmüşahede adeta tasdik etmesi, tamamen vicdani bir kanaatle evet bu böyledir, başka türlü olamaz diyebilmesi çok ileri bir merhale.
Yani ilimde mertebeler var. Bunun demek ki çok ileri bir mertebesi, meşrudat hükmüne geçmesi. O zaman tam bir kanaat oluyor, herhangi bir tereddüt meydana gelmiyor. Ve o malumat ise meşrudat hükmünde ve ilmel yakin ise aynel yakin derecesinde, yani ilmen bildiği bir şey, gözle görmüş gibi o derecede bir itminan ve bir kanaat veriyor. Mesela ahiret gelecek, inanıyoruz buna. Bu imandır. İmanın bir mertebesi. En azından ilmel yakin biliyoruz. Ahiret gelecek. Ancak şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Eskiden genelde odun kömür yakılırdı. Şu anda yine belli bazı vilayetler dışında odun kömür yakılmaya devam ediyor. Bakıyorsunuz yaz mevsiminde insanlar odun tedarikine gidiyor. Neden? Bunlar hakkal yakin mertebesinde biliyorlar ki sıcak yaz günlerinin peşinde kış gelecek. Hiçbir tereddütleri yok bu noktada. Daha önce yaşamışlar. Daha önceki kışları bildikleri için hiçbir tereddütleri yok. Ve ona göre kışa hazırlık yapıyorlar. Yazın o sıcağında odun toplamak niye? Kışa inandıklarından dolayı. Tereddütleri olmadığından dolayı. İşte ahirete de biz o tarzda inanabilsek hal ve harekatımız ona göre olur. Hazırlığımız da ona göre olur. Yoksa ahiret var deyip ama dünyayı daimi zanneder gibi yaşamak o bir gaflet oluyor. Nefis tabii rahat durmaz. Şeytan dünyayı cazip gösterir. Ama biz imanımızı bu noktada harekete geçirebilirsek, o malumatı meşrudat hükmüne getirebilirsek artık o ileri bir merhaledir. Öyle bir merhalede adeta ahiretin sokaklarını seyreder gibi oluruz. Tereddütsüz bir iman bizde meydana gelir. Ve yazın sıcağında kışa hazırlık yapanlar misali şu dünyada ahiret için ciddi bir şekilde yatırım yapmış oluruz. Diyarbakır'a gitmiştik geçenlerde. Orada gördük bir abimiz, oranın zenginlerinden bir zat. 9 katlı bir binayı komple yaptırmış, anahtar teslimi hizmete teslim etmiş. Ne kadar güzel bir şey. Yani bunu neye dayanarak yapabiliyor? Ahiretin geleceğine inanıyor. İnandığından dolayı da oraya bir yatırım. Nasıl ki dünyada hani bir takım yatırımlar peşinde oluyoruz ya, kooperatife girmek gibi, bir yere bir şeyler koymak gibi falan, insanların böyle yatırımı oluyor. Ahirete kesin inanan bir kimse de yapabiliyorsa 9 katlı bir daireyi yatırım şeklinde ahirete doğru gönderir ve o 9 katlı orada bir saraya inkılap eder, cennet köşklerine inkılap eder. Tabii hepimizin yapacağı çok şeyler var. Yani yapılacak o kadar şey var ki hayatın her anı son derece önemli. Dem bu dem. İlahilerde de var ya işte gün bugün, an bu an, dem bu dem. Geçenlerde bir yerde dinlemiştim. O da çok hoşuma gitti. Hemen hatırıma, yani hafızama bunu nakşetmeye çalıştım. Orada diyor ki dünya bir gündür, o da bugündür. Yani dünya bir gün, ahirette yani ahirete nispetle bir gün gibi. Hatta ayette vel tenzur nefsun ma gaddemet ligat. Her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın diyor. Burada yarından murat ahiret. Dolayısıyla yarın ahiret olunca bugün dünya. Demek ki dünya bir gün, o da bugün. İçinde bulunduğumuz günü iyi yaşadığımızda bu en büyük bir karımız olur. İleride şöyle yaparım, ileride böyle yaparım. İşte bir kısım insanlar 40'ından sonraya planlar yapar. İçimizde gençler de var. 40'ından sonra 5 vakit namaz. 40'ından sonra günahlardan uzak bir hayat. Bu nefsin ve şeytanın aldatması. Oralara gitmeye garanti yok. Genç yaşta insanlar da hayatını kaybediyor. Dolayısıyla gün bugün deyip bugünü dopdolu yaşamak. En önemli zaman içinde bulunduğumuz zamanmış. En önemli iş o anda yaptığımız iş ve en önemli kişi o an muhatap olduğumuz kimselermiş. Bu şuur içinde hayatımızın her anını değerlendirmek mümkündür. Dördüncü nokta, eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması
ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde yalnız kendisi anlayacak bir surette gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlere kısa kelimelerle işaretler nev'inde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakik alimler de zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi Turuk-u Hafiye gibi enfüsü ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Kalp ve ruh içinde yol açmak. Yani kalp ve ruhun harekete geçirilmesi. Kalbin, ruhun ulvi duygularla beslenmesi ve ona göre yönlendirilmesi. Mesela üstad bir yerde diyor, hissiyat güzel olsa efkar müstakim olur. Yani hisler güzel olduğunda, insan güzel hislerle beslendiğinde fikirler de ona göre istikametli olur. Şöyle ifade edeyim. Mesela bir insanda zeka var. İyi fikirlerle de iyi hislerle besleniyorsa ben bu zekayla ne yapabilirim? Bunun hesaplarını yapar ve faydalı olur. Başta kendine, çevresine faydalı bir insan olur. Ama zeka var, hisler iyi değil. Acaba ben kısa zamanda nasıl zengin olabilirim? Her türlü dalavereyi de o zekayla çevirir. Yani zeka var ama bu defa şeytanlığa çalışıyor. İşte devleti hortumlamak gibi şeyler veya başkalarının hesaplarına girmek gibi şeyler. Bu rastgele bir zeka ile yapılacak iş değil. Zeka var ama menfiye kullanılmış oluyor. Evet. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o fidanlık mesnevi Turuk-u Hafiye gibi enfüsü ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfüsü hem ekseri cihetinde Turuk-u Cehriye gibi afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Marifetullah'a dar yolda da insanlar gidebilir. Muhyiddin Arabi'nin gittiği yolu üstad dar bir yol olarak görüyor. O dar yolda diyor peşinden ancak Sadreddin Konevi gidebilmiş. Ama Risale-i Nur umuma bakan bir cadde açmış. O caddede bakıyorsunuz işte 5 yaşında bir çocuk da dersini alıyor. 70 yaşında bir zat da yine dersini alıyor. Hayatın değişik kesimlerinden, değişik sınıflara mensup insanlar, alimi, cahili her birisi dersini alıyor. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Malum risalelerden birinin ismi Asa-i Musa. Hazreti Musa'nın asası taşa da vursa oradan su çıkarıyor. Demek ki biz her şeyden Rabbimizin marifetine bir ab-ı hayat çıkarabiliriz. Her şeyden manevi gıdamızı alabiliriz. Allah her şeyi bize bir mektup olarak göndermiş. O mektuplarla mesajlarını veriyor. Okuyabilirsek kainat bir kitap gibi. Kur'an-ı Kerim kainat kitabının bir kıraatı durumunda. Risale-i Nur'da bunların açıklaması durumunda. Bunlardan böyle istifade ettiğimizde Allah'ın izniyle gerçekten her şeyden bir marifet nurunu, ab-ı hayatını elde etmek mümkün. Hem Risale-i Nur hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, yani felsefecilerin, alimlerin mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz-ı manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Her şeyde bir marifet penceresi. Risalelerden birisi Pencereler Risalesi, 33. söz. Orada 33 pencere halinde her bir pencereden işte marifetullah'a nasıl bakılır bize gösteriyor. Bir pencereden baksak yeterli değil mi? Çok cihetlerden bakmak imanı daha kamil hale getirir. Yani sadece iman ettik demekle iş bitmiyor. Risalelerde bir yerde dikkat çekildiği üzere Cenab-ı Hakk'ı bilmek, yani onun varlığını bilmenin gayrıdır. Varlığını bilmek Allah'a iman ama Allah'ı bilmek marifetullah.
Ben basitinden şöyle bir misal veriyorum bazen. Matematiği inkar etmemek, matematik vardır demek, matematik bilmek anlamına gelmez. Ve matematik sadece dört işlem de değildir. Ta integrallere kadar onun epey ayrıntıları var. İşte matematikle ilgili fakülteler bile var. Orada insanlar matematiği ayrıntılarıyla görüyor. Allah'ın kainattaki mukaddir isminin bazı tecellileridir matematikle ilgili hesaplar. Cenab-ı Hakk'ın mukaddir ismini tefekkür edebilmek, diğer esmasını tefekkür edebilmek elbette epey bir altyapı istiyor. Bu da çok pencerelerden bakmayı gerektiriyor. Bir tek pencereden bakmakla kemaliyle Allahu Teala'yı bilemeyiz. Çok pencerelerden baktığımızda yine tam bilemeyiz. O ayrı mesele de, ama marifetimiz daha ileri boyuta çıkar. Bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken o Said telif ederken meselelerin başında İlem, ilem, ilemlerle, yani bil ey kardeş gibi, yani böyle bil manasında, bunlarla her bir hakikati ki bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir ilem bir risalenin şifresidir. Hem ilemler birbirine bakmayarak muhtelif ilimlerin ve hakikatlerin fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı okuyanlar bu noktaları nazar alıp itiraz etmesinler. Cenab-ı Hak layıkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.